Melih Gökçek hakkında biliyorsunuz FETÖ'ye rant sağlama iddiasıyla bir soruşturma açılmıştı 5 yıl önce. Bununla ilgili yeni yeni ifadeler var ve o ifadeler zaten epeyce tartışma yarattı. Üstüne Ankara Ticaret Odası'ndan Gökçek'e bir FETÖ salvosu geldi. Eski ATO Başkanı'nın gazeteye çıkan açıklamaları, Melih Bey'in ben o dönem yönetimi 40 kişiyi sabah 4'te arayarak ben seçtirdim demesi, o seçtirdiği kişilere daha sonra FETÖ ilişkisi nedeniyle istifa edeceksin ve ATO'yu FETÖ'den arındıracağım diye oğlunu aday yapması net bir şekilde ortaya çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında çarpıcı iddiayı bu kez Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz dillendirdi. 2013 yılında Salih Bezci'nin ATO Başkanı olduğu seçimde Gökçek'in 40 kişiyi arayarak oy vermeleri için tehdit ettiğini, Gökçek'in de destek verdiği isimlerden bazılarının firari olduğunu ve oğlu Osman Gökçek'i aday yaptığını. Eski belediye başkanı Melih Bey'in yurt dışı çıkış yasağının getirilmesi gerekiyor. Mal varlığına el konulma sürecinin başlatılması gerekiyor. Suçun bu kadar net ortada olduğu bir süreçte hesap verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Gökçek hakkında FETÖ'ye imar konularında rant sağladığına ilişkin başlatılan soruşturmada eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin FETÖ lideri Gülen'le görüşmeme Gökçek aracılık ettiği iddiası gündeme otururken Yılmaz o dönemin tanığıyım dedi, zehir zemberek açıklamalar yaptı. FETÖ ile mücadele için oğlunu aday yapan eski belediye başkanı için bugün yurt dışında olan Abdullah Abdülkadiroğlu gönüllü olarak istifa ediyor. Neden? FETÖ ile mücadele için Melih Gökçek'in oğlu ATO Başkanı olsun diye. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar FETÖ'cüler. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için ATO üyeleri üzerinde etkiliydi. Seçimlerde ısrarla FETÖ güdümünde olan Ayhan Atalay ve ekibiyle birlikte hareket etmem için ısrar ediyordu. ATO'yu bilenler bilir, oranın içerisi böyle ayrı bir kaostur. Salih Bezci seçildiğinde seçimi kaybediyordu. Sabaha karşı 3 saatte 40'a yakın insanla konuştum ve Salih öyle aldı seçimi. Açık açık hem Melih Bey itiraf ediyor hem Salih Bey gerekeni söylüyor. Bunun araştırılması lazım. HTS kayıtlarına bakılarak o gece sabah 4'te Melih Gökçek'in yanında kimler vardı? Yılmaz HTS kayıtları incelensin dedi. O süreçte ATO Başkanlığı'na aday olan Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'le ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu. On binlerce şirket 17. katta oto yıkama istasyonu kuruldu. İçinde olan herkes şok olmuştu ama kamuoyuna konuyu anlatmakta güçlük çekiyorduk. 80 yaşında bir hanımefendi evde televizyon yokken yazılım şirketinin merkezi olduğunu tespit etmiştik. Böyle komik sahnelerin olduğu bir süreç yaşandı Ankara Ticaret Odası'nda. Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden birisiyim. FETÖ'cü arıyorsan aynaya bak Melih Gökçek. FETÖ'cü arıyorsan Salih Bezici'nin ifadelerine bak Melih Gökçek. Geçmiş dönemde kime Ankara'yı parselledin, onların hesabını ver Melih Gökçek. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da Gökçek'e 801 milyon dolar harcadığı ortaya çıkan ama bir türlü faaliyete geçemeyen Anka Park önünden sert çıktı. Hesap ver dedi. Melih Gökçek ısrarla ben buraya 200 milyon dolar harcadım diyor. Velev ki 200 milyon dolar harcadın. Ne halde burası? Niye hesap vermiyorsun?